Evet arkadaşlar, sesimiz geliyor mu? Geliyor, geliyor hocam. Evet, Azay Hanım şu anda duymuyor. Evet arkadaşlar, Bilge Ton Hukuk Salonu'ndaki 15. oturuma hoş geldiniz. Evet, 15. oturumda 4 arkadaşımız, 4 katılımcımız var. Evet, Kasım Can Hocam da bağlanıyor. Sesinizi açar mısınız Kasım Can Hocam? Pardon, Evet, this merhabalar Sayın Hocam. slide. Evet, görüntünüzü alabiliyoruz şu anda Kasım Can Hocam. Ekranı verir misiniz? Şimdi bize ayırıyoruz. Çocuğuydu değil mi? Evet. Sonra bu. Yok, Ankara. Bizimki Ankara. Ankara. Evet, evet. Aynen. Evet, aynen. Evet, 15. oturumumuzda Bilge Ton Hukuk Salonu'ndaki 15. oturumumuzda 4 katılımcı var. Şu anda hocalarımız yavaş yavaş katılmakta. Birinci olarak Kasım Can Hocam bize bildirisini sunacak. Kasım Can Hocam, beni duyabiliyor musunuz? Sesinizi açar mısınız? Sesiniz kapalı. Yaşar. Evet. Assalamu aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hürmetli, hürmetli bilim kişileri. Bugünkü benim maruzam Uygur hakkında yazılgan eski Türkçe vasikalarda işletilgen matın bölekleri hakkında bu arada. Evet, buyurun hocam o zaman. Süreye dikkat edelim. 15 dakika süremiz var hocam. 15 dakikaya riayet edelim. Sayın hocam, buyurun. Anladım. Evet. Anladım. Men juda sekin okuyman, lekin prezentasyam Türkçe boradı. Türkçe Evet. prezentasyadan görüşeniz mümkün. Başka çıkmaz. Kadimki Türkiye vasiqalar kulga erkinlik veriş bilan bağlı. Pulunu ya ki yerini satış bilan bağlı. Bola asrash bilan bağlı. Ekin maydanını icraga alış bilan bağlı. Dondun, kunjut singari narsalarını harga alış bilan bağlı. Bozdu, biror narsaga ayirboshlash bilan bog'liq. Qarzga pul yoki oltin kumush olish bilan bog'liq holatlarda tuzilgan. Vasiqashunoslikda qolaversa, hujjatshunoslikda matn komponenti degan tushuncha bor. Matn komponentlari, ya'ni bo'laklari hujjat mazmuni, mundarijasiga qarab ajratiladi. Vasiqalarning qolipi aniq, ularda seriyasi birliklar, ya'ni tez-tez takrorlanib turuvchi so'zlar, so'z birikmalari va jumlalar boshqa hujjatlarga qaraganda ko'proq ishlatiladi. Shunga ko'ra vasiqani qolip hujjat desa bo'ladi. Vasiqalarda komponentlarning berilish usullari tubandagicha. Vasiqalarda birinchisi. Vasiqalarda sana, tarix, yil oy kunning berilishi. Yusuf Xosxojib sanani yil oy kun deb atagan. Vasiqalar hujjat tuzilgan kunni, ya'ni tarixni aytish bilan boshlanadi. Sana yil oy kun ketma-ketligida, ya'ni boshlab yil, keyin yilning oyi va oyning kuni aytiladi. Yil eskicha turk muchal tartibida ud yil, it yil, qo'yin yil singari. Oylar eskicha sanoq ketma-ketligida birinchi ay, ikkinchi ay, uchinchi ay, to'rtinchi ay singari. Ikkixonali songa kelganda 1.20 ay, 2.20 ay deyiladi. Ayrim vasiqalarda oylar buddaviy otlar bilan aytiladi. Masalan, Aram oy, birinchi oyning oti, Shahsapat oy, yil oxiridagi oyning oxiri singari. Kun aytilganda ko'pincha yangiqa so'zi ham qo'shib qo'yiladi. Bir yangiqa singari. Bu sanoq oyning birinchi kunida degan ma'noni anglatadi. Misol uchun, 9 yil, 10 ay, 6.22, ya'ni 9 yili 10 oyning 16 kunida. Qo'yin yil, aram oy, bir yangi qa, qo'y yili, aram oyining 1 kunida. Sana jurnalist qo'shimchasi qa, ka bilan qo'llansa-da, biroq shu sanada degan ma'noni anglatadi. Sababi bu jumlaning davomida hujjat nima uchun tuzilayotgani ta'kidlanadi. Vasiqada qarz olinayotganligi yoki mulk sotilayotganligining sababi olimchi va berimchining ismi sharifini ko'rsatish. Qarz olayotgan yoki mulkini sotayotgan bir kishi bo'lsa, menga
iki ve ondan artık kişi bolsa bizge sözü bilen ismi şarife ve nima uchun kimden qarz olayotgani yoki kimge mulk sotayotgani ko'rsatiladi. Jumla sabab ergash gapli qo'shma gap shaklida tuziladi. Bu o'rinda ishlatish uchun mazmunidagi tushga qayta ishlashga olayotgan bo'lsa yumlaqliq so'zlari ishlatiladi. Ergash gapning kesimi kergak bo'lib shaklida. Bosh gapning kesimi oldim. Mulk oldi berdisi bilan bog'liq vasiqalarda esa sattim yoki to'g'ri tumlutu sattim. Ya'ni uzul kesil sotdim shaklida tugaydi. Sotuvchilar bir necha kishi bo'lsa, kesim ham shunga moslashadi. Yumlaqlik ilk anglamida xom ashyo, material degani. Agar yumlaqlik bo'z bo'lsa, kiyim kechaklik bo'z, yumlaqlik tovar bo'lsa, qayta ishlash uchun tovar va shuning singari ma'nolar anglashiladi. Jumladan o'zmush to'g'ri va tugalning cho'kuvdagi yerlarini Enichuk akaga xatlab berganligi to'g'risidagi vasiqada bizga o'zmush to'g'rilg'a tugalga yumlaqli bo'z kirgak bo'lib cho'kuvdagi yerimizni Enichuk eshikka to'g'ri tumlutus sattimiz. Ya'ni bizga o'zmush to'g'rilg'a tugalga kiyim kechaklik bo'z kerak bo'lib cho'kuvdagi yerimizni Enichuk akaga uzul kesil sotdik. Vasiqada berimning narxi va qaytimni kelishuv. Yer oldi berdisi bilan bog'liq vasiqalarda. Qasimjon hocam, araya gireceğim. Qasimjon hocam, dosyanızı açabilirsiniz ekrana. Dosyanızı açarsanız. Sadece dosyanız görünüyor. Açık. Dosyanız. Görmüyor musunuz? Yok, biz görmüyoruz. Sadece dosyanın ismi var. Ona tıklarsanız biz de açılmıyor. O screen var, screen onu basacağız. Evet, oradan. Evet, orada. Şimdi ha, şu anda mi? Göründü. Evet, şu anda göründü. Tamam. Şimdi vesikada nesnenin ücreti ve geri ödeme konusu o mu? Hocam o görünüyor. Tamam, şu anda evet. Evet, tamam açıldı. Tamam. Tamam. Yaşar. Vasiqada berimning narxini va qaytimini kelishuv. Sizga turkcha chiqib turibdi. Yer oldi berdisi bilan bog'liq vasiqalarda sotilayotgan yerning narxi kelishib olinadi. Sotuv narxi tilga olinganda ko'pincha incha so'zlashdimiz degan birikma ishlatiladi. Bu narxini shunday kelishdik degani. Yerning evaziga olinayotgan narsa o'lchamiyu qaytimigacha aniq tanib ko'rsatiladi. Buni shu narxga kesishdik, ya'ni kesishdimiz deb ta'kidlab qo'yiladi. Jumladan o'zmush to'g'ri va tugalning cho'kuvdagi yerlarini Enichuk akaga xatlab berganligi to'g'risidagi vasiqada satiq, bo'zun, incha so'zlashdimiz. Lukchining kedini yurur, suluq, tamg'alliq 172lik yog'am bo'zga kesishdimiz. Ya'ni bo'zning narxini shunday bitishdik. Lukchining bozorida o'tadigan imzoli tamg'ali 174 qalin bo'zga kesishdik. Vasiqada berimning qachon va oshig'i bilan qancha qilib qaytarilishining ko'rsatilishi. Oshig'i bilan qaytarish evaziga olingan don-dun va shunga o'xshash narsalar uchun tuzilgan vasiqalarda berimning qachon va qancha qilib qaytarilishi ham ko'rsatiladi. Bunda gapning kesimi ko'pincha ko'ni berur men, ya'ni aniq qaytaraman birikmasi bilan tugaydi. Masalan, hayumtu degan boydan tariq, ya'ni yur olinganligi to'g'risidagi vasiqada berimning kuzda 1.5 barobar qilib qaytarilishi ko'rsatilgan. Kuz yangida 1.5 siq yur ko'ni berur men. Ya'ni kuzning boshida 1.5 siq tarix qilib qaytaraman. Berimni qaytarish burchining ko'rsatilishi. Oshig'i bilan qaytarish evaziga olingan narsalar uchun tuzilgan vasiqalarda qarz vaqtida qaytarilmasa, el qoidasicha el yangincha oshig'i bilan beriluvi ta'kidlanadi. Mabodo
birimçi olup netip, birim kalıp ketgudek bulsa, onda inisi, bola çakası, ya ki yakıllarıge yüklenadı. Bunda şart ergeşkep, bir günçe bar yok bulsam men. Yani bir günçe bar yok bulsam, yani barman yokman şeklinde buladı. Mesela, hayumtudan tarık olingandagi to'g'risidagi vasiqada o'qiymiz. Bermadin, kechursar men, yil yangincha tushi bila ko'ni bersinlar. Berguncha bar yo'q bo'lsar men, inim barchaqi ana tegilar birla ko'ni bersinlar. Ya'ni bermay kechiktirsam, yil qoidasi bo'yicha oshig'i bilan bersinlar. Berguncha bor yo'q bo'lsam, ya'ni borman yo'qman. Biror kor hol bo'lib o'lib ketsam inim barchaqa uni ukalari bilan qaytarsinlar. Vasiqalarda tomonlar o'rtasida oldi berdi bo'lib o'tganligini ko'rsatilishi. Yerni sotish biror narsani ayirboshlash bilan bog'liq vasiqalarda oluvchi pulni yoki qiymati sotilayotgan yerga ayirboshlanayotgan narsaga teng molni hech qoldirmay sanab berganini, sotuvchi esa uni sanab olganini bildiradi. Muhimmi? Asimjon hocam, biraz özetler misiniz? Çünkü 4 dakikamız var, 5 dakikada ekledim. Normalde 15 geçe bitiyor. Tüye tamam. Evet. Anladım. 20 geçe tamamlayalım. Muhimmi? Bu cümleler her iki tomonning o'z tilidan, nutqidan beriladi. Cümleden o'zmuş bilan tugalning o'z yerini basat to'g'riligiga xatlab berganligi to'g'risida tuzilgan vasiqada oldi berdi shunday ko'rsatilgan. Bu uch o'tish bo'zuk bitik qilmish kun uza men basat to'g'ri tugal berdim. Biz o'zmush tugal birla bir eksiksiz tugal aldamas. Ya'ni bu 23 bo'zni hujjat tuzilgan kuni men basat to'g'ri tugal berdim. Biz tugal bilan sırrı qoldirmay tugal oldik. Umuman xulosa qilib aytganda, qadimgi turkiy vasiqalar komponentlari nihoyatda yaxshi va tugal bir shaklda ishlangan va qadimgi turkiy tilning diplomatik uslublari nihoyatda takomillashganligidan javob beradi. Endi men bu yerda maqolam to'liq holda keltirilgan, agar nashr ettirilsa, bularni o'qib olishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling. Teşekkürler. Dinlediğiniz için hocam. Evet, ben de teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Tam süremizi iyi kullandınız. Evet. Teşekkür ederiz sayın hocam. Şimdi Azza'ya Hanım'ın sunumu var. Azza'ya Hanım, beni duyuyor musunuz? Evet Azza'ya Hanım. Sesinizi açar mısınız Azza'ya Hanım? Evet, Ekrem Bey burada mısınız? Hocam ben Azra'ya hocamızla da görüştüm telefonda. Eğer duyabiliyorsa sol alttaki unmute'a basması gerekiyor hocamızın. Evet Azra'ya Hanım, son alt köşedeki mute, onu işaretler misiniz? Siz bağlanıncaya kadar ben o zaman sırayı değiştirerek şey yapayım, zaman kaybetmeyelim. Sayın hocam, evet Nurdin Bey, buyurun sayın hocam. Sizi dinleyelim ikinci olarak. Evet. Hocam 15 dakika süreniz var. Buyurun. Şeyim açıldı mı? Evet, açıldı. Şu anda görüntü tamam. Tamam. Tamam hocam, o zaman başlayalım bildirime. Evet, benim buyurun. Bildirimin konusu yeni bulunan Karabulun yazıtı ve eski Türklerde Bedizlik Kaya kavramı adlı bir konu da bildirsin hocam. Şimdi girişi biraz hızlı geçeyim. Çünkü zaten bilinen şeyler. Evet. Şimdi Yenisey yazıtları dediğimizde Karabulun yazıtı Yenisey yazıtları adı altında bilinen Güney Sibirya'daki köktür harfli yazıtlar içindedir. Şimdi bugüne kadar Yenisey bölgesinde 200'e yakın yazıt bulunmuş.
son bulunan yazıtlar hakkında biraz kısa bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu iyi bilinmiyor. Şimdi Yenisey yazıtları sayı çokluğundan dolayı adlarıyla değil Y kısaltmasıyla biliniyordu. Mesela Y1, Y2, Y3 diye bulunuş tarihine göre. Son tarihlendirme yani Y numarası verme 1986 yılında Vasiliev tarafından bir PIAC toplantısında bildiri sunuluyor. Orada Y151 diye kadar geliyor. Sonra Igor Valentinovich Karmushin adlı hocamız 1997 yılında yayımladığı çalışmasında Y152 yazıtını veriyor. Böylece 2008 yılına kadar Yenisey bölgesinde 152 yazıtın bulunduğunu biliyoruz. Ama 2008 yılından bugüne kadar da Yenisey bölgesinde en az 7 yeni yazıt bulunmuştur. En az 7 yeni yazıt bulunmuş. Örneğin 2014 yılında büyük bir yazıt bulunuyor. Uytak yazıtı bulunuyor. Hatta 2019 yılında da bir yazıt bulundu. Böylece bugüne kadar Yenisey'de 183 ya da 185 civarında bir yazıtın olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu bildirimizde 2005 yılında bulunan Karabulun yazıtını ele alarak bu yazıtta geçen bedizlik kaya kavramını açıklamaya çalışacağız. Şimdi Karabulun yazıtı 2005 yılında Rusya Federasyonu Tıva Cumhuriyeti'nin Uluhem Hocunu'nda Yenisey Irmağı'nın sağ kıyısında yer alan bir Karabulun adlı dağda bulunmuştur. Bunu bulan kişi V.A. Semyonov adlı bir kişidir. Karabulun Dağı yazıtı kayağının doğuya bakan yüzüne yazılan bu yazıt bugüne kadar sadece Vasiliev tarafından okunmuş ve 2009 yılında yayımlanmıştır. Şimdi 6 satırdan oluşan Karabulun yazıtı bulunan kayada yazıttan başka geyik, boğa resimleri ve eski Türk damgaları da yer almaktadır. Şimdi bu Dimitri rahmetli oldu hocamız, onun okuduğu okuyuş şekli yayımlandığında daha bakarız. Şimdi burada ne diye okumuş? Yeri Tanrı yarattı. Resimlerle ve yazıtlarla süslü kaya. Kutlu yer Tanrım. Ben yarıp yazdım diye okumuş. Çünkü bir satır okuyayım. Ben bu satır üzerinde duracağım. Onun için bunun üzerine durayım. Şimdi yazıtın çizimi yani Rusça prarisovkasını gösteriyorum. Burada gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 satırdan oluşuyor. Ama bu satırların 3. satırı, işte bu gördüğümüz bu 3. satır, Köktürk harfli yazı değildir. Bu Güney Sibirya yazısı dediğimiz bugüne kadar çözülmeyen bir yazıdır. Son 6. yazı da, satır da bu yazıyla yazılmış. Yani bu iki satırı okumak mümkün değil. Çünkü bu daha çözülmemiş, okunmamış bir yazıyla yazılmış. Güney Sibirya yazısı dediğimiz. Geriye 4 satır kalıyor okumamız için. İşte onları da gösteriyorum. Şimdi biz böyle okumaya çalıştık. Onu da geçeyim. İlk satırı öt ağıka yani geç değerli yere diye okuduk. İkinci satırı yer tengiri törünmüş bedizlik kaya kutluk yer. Yani yer ile gök yani dünya yaratan, meydana getiren resimli kayak kutlu yerdir diye okuduk. Sonra Tengrim çök, Tanrım yardım et. Şimdi Tengrim çök ifadesi Yenisey yazılarında çok geçiyor. Çök kelimesi bir seslenme, yardım et anlamına gelen bir seslenme diye açıklıyoruz. Sonra da Yaruk bitidi, bu yazıyı Yaruk yazdı diyor. Ondan sonra Özak Er, kendisi uğurlu erdir. Son satırda Erat seçin Atuk Bengüm. Ona er adını seçiniz, ünlü ebedim, kayam yani ebedi kayam anlamına geliyor. Şimdi Karabulun yazıtının içeriğine gelirsek, yeni bulunan Karabulun yazıtının bir dağ kültünü ve Tanrı'ya yakarışı kapsayan bir yazıt olduğunu söyleyebiliriz. Yazıtın ilk satırında yazıtı yazan şahıs, birilerine değerli bir yere geçmesini söylemekte ve hemen sonra
onların da bir şeysiz geçtiğini ilave etmektedir. İkinci satırda dünya tarafından yaratılan, yani fiziksel dünyanın bir objesi olan resimli kayanın kutlu bir yer olduğu anlatıldıktan sonra yazıtı yazan şahıs Tanrı'ya seslenerek ondan yardım istemektedir. Sonunda da bu yazıtı Yaruk adlı birisinin yazdığını kaydedilmiştir. Üçüncü satırda yazıtta söz konusu olan erin şahısın uğurlu birisi olduğu anlatılmıştır. Son dördüncü satırda yazıtı yazan şahıs ziyaret edip dualarını, isteklerini yazdıkları kayaya seslenerek üçüncü satırda anlatılan era seçmesini dilemektedir. Şimdi satırları birbiriyle ilişkilendirerek yazıtı genel olarak yorumlamaya, niye anlatılmak istendiğini kavramaya çalışırsak, bu yazıtın bir dağ kültüyle ilişkili, dini içerikli dua yazıtı olduğu kesindir. Yani dağ kültüyle ilişkilidir, bir dua yazısıdır. Bu yazıtta kutsal sayılan dağ aracılığıyla Tanrı'ya dua edenler, söz konusu resimli kayanın yeryüzü ile gökyüzü, yani dünya tarafından yaratılan kutlu bir yer olduğunu belirtmekle beraber Tanrı'dan yardım istemektedirler. Şimdi burada üzerinde durmak istediğimiz bir şey vardır. Yer tengiri törülmüş bedizlik kaya diyor. Yani dünyanın yarattığı bedizlik kaya. Şimdi bakarsak, yani Tanrı tarafından yaratılmıyor. Ne tarafından? Dünya tarafından yaratılıyor. Eski Türklerin doğaya, yaratılışa olan böyle pozitivist bir bakış açısını görüyoruz. Bu yazıtta kutsal sayılan dağ aracılığıyla Tanrı'ya dua edenler, söz konusu resimli kayanın yeryüzü ile gökyüzü, yani dünya tarafından yaratılan kutlu bir yer olduğunu belirtmekle beraber Tanrı'dan yardım istemektedir. Bize göre onların bir isteği uğurlu diye nitelendirdikleri bir erat seçilmesidir. Bu isteklerini, dualarını da Tanrı'ya aynı kaya üzerinde bulunan ıdık hayvanı olan bogalar ulaştıracaktır. Bundan dolayı onların değerli yere, yani Tanrı katına geçmesini söylemektedirler. Şimdi yukarıda yazıt üzerinde yaptığımız okuma ve anlamlandırma denemesi her türlü tenkide ve düzeltmeye açıktır. Yani bizim okuyuşumuz bir okuyuş önerisidir. Bunu bazı başka bilim adamları da okuyup kendi görüşlerini ileri sürebilirler. Ancak yer tengiri törülmüş ve bedizlik kaya kutluk yer, Türkçesini söylersek yer ile gök dünya ya da yer tanrısı yaratan resimli kaya kutlu yerdir cümlesinin okunuşunda ve yorumlanmasında herhangi bir tereddütümüz yoktur. Yani bu açık seçik öyle okunuyor. Yer tengiri törülmüş ve bedizlik kaya kutluk yerdir. Yani yer ile gök yaratan resimli kaya kutlu yerdir. Yani burada ne anlatıyor? Resimli kayanın kutlu bir yer olduğu anlatılıyor. Bize göre bu cümle eski Türk inancı ve dağ kaya kültürüyle ilişkili önemli bilgileri içermektedir. İlk önce bedizlik kaya sıfat tamlamasını ele alarak bu kavram işaretle ne verildiğini tespit etmek gerekmektedir. Şimdi bedizlik kaya bir sıfat tamlamasıdır. Bedizlik resimli anlamına geliyor. Kaya da bildiğimiz kayadır. Yani bedizli, süslü, resimli kaya anlamına geliyor. Şimdi dağ kültürüyle ilişkili olduğunu söyledik. Şimdi bunları biliyoruz. Bunu geçmek istiyorum. Şimdi kayayı anlamak için biraz dağları, dağ kültürüyle biraz söylemek istiyorum. Şimdi dağlar Tanrı'nın yaşadığı varsayılan gök kubbeye yakınlığı ve üç alemi birbirine bağladığına inanılması nedeniyle Tanrı mekanı olarak kabul edilmiştir. Onun için Tanrı'ya dua edenler daha çok kayaya gelerek, dağlara gerek orada kurban sunuyorlar ya da yazıtlarını o dağlara yazıyorlardır. Şimdi bedizlik kaya kavram işaretindeki resimli anlamına gelerek, şimdi kısacası söylersek bedizlik kaya kavram işareti ile kayaya çizilen petroglifler, kaya üstü tasvirleri ve yazıtlar anlatılmıştır. Şimdi bedizlik kaya kavram işareti resimli, yazıtlı kaya anlamına geliyor. Bu resimlerde günümüzde petroglif adıyla bilinen kaya resimleridir. Şimdi eski Türkler
kayalara, dağlara petroglifleri, kaya üstü tasvirlerini çiziyorlardı, daha çok çiziyorlardı. Orada hayatla ilgili bilgiler vardı, dini petroglifler vardı. Örneğin bir örnek göstermek istiyorum. Bu Güney Sibirya'daki Sülek kaya tasviri, yani bir bedizlik kaya. Burada gördüğümüz gibi atlı süvari var, yay çekmekte olan. Sonraki kayaya bakarsak burada da deve güreşi var. Yani Türklerin geleneksel oyunu olan deve güreşi var. Bu da bir boğa resimleri. O Karabulun yazıtının bulunduğu kayadaki boğa resimleri. Şimdi kayalarda sadece resimler değil, kaya resimleri değil, yazıtlar da bulunuyordu. Şimdi bu resim tarafımızdan bulunan, Altay'da tarafımızda bulunan bir tumşuk kobu yazıtıdır. Gördüğümüz gibi burada bir atlı yaya insan geyiklere yay, ok vuruyor yayla. Altında da burada da tüken bedizettim diye yazılıyor. Bu resimleri ben tüken bedizettim, yani resmettim yazılıyor. Şimdi bedizli kaya kavram işareti ile işte gördüğümüz gibi hem resim hem yazıt bulunan kayalar verilmiştir. Kayalar verilmiştir. Şimdi bedizli kaya kavram işareti sadece bu yeni bulunan Karabulun yazıtında değil, başka yazıtlarda da geçiyor. Mesela Tepse yazıtlarında da geçiyor. İşte sonuçlandırırsak okuyup anlamlandırmaya çalıştığımız Karabulun yazıtındaki yer tengiri törümüş bedizli kaya kutluk yer. Yani yer ile gök, yani dünya ya da yer tanrısı yaratan resimli kaya kutlu yerdir cümlesinde bedizli kayanın kutlu bir yer olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü üzerinde söz konusu yazıt bulunan ve eski Türk boyları tarafından tanrıya, gökyüzüne yakınlığından dolayı kutsal sayılan kayada insanların tanrıya yakarışlarını, isteklerini kutsal ruhlara ileten boğa kayaüstü tasvirleri de bulunmaktadır. Demek ki eski Türklerde üzerinde kutsal sayılan varlıkların, canlıların, nesnelerin tasviri yer alan resimli kayalar kutlu bir yer olarak algılanmıştır. Yukarıda anlatılanlardan hareketle bedizli kayanın içine kutsal sayılan kayayı insanların düşüncesinin, inancının, tanrıya yakarışının önemli gördüğü kavramların grafiksel simgelerle yansıtıldığı kayaüstü tasvirlerini ve bazen de bu kavramların dil aracılığıyla iletildiği yazıtları kapsayan ve bunları meydana getiren insanlar tarafından kutlu bir yer olarak değerlendirilen kültürel, arkeolojik bir olgu olduğunu söylemek mümkündür. Yani bedizli kaya neyi kapsıyor? Kayayı, o kaya üzerine çizilen kaya resimlerini ve yazıtları kapsıyor. Bu yazıtlar, kaya resimleri de eski Türklerin Tanrı'ya yakarışlarını kapsıyordu, dualarını kapsıyordu. Bundan dolayı da kutlu bir yer olarak algılanmıştır. Bu da bize gösteriyor eski Türklerde sanatın ve inancın bütün olduğunu gösteriyor. Ve günümüzde petroglif alanı dediğimiz mekanları eski Türkler bedizli kaya dediklerini öğreniyoruz. Benim anlatmak istediklerim bu. Türk Dili Kurultayı'nda sunmak istediğim bilgiler bunlardır. Hocam teşekkür ederim. Bununla benim bildirim bitmiştir. Evet, biz de teşekkür ederiz hocam. Ağzına sağlık. Evet, Nurdin hocam yeni bulunan Karabulun yazıtı ile ilgili bize bilgi verdi. Evet, şu anda Azra Hanım'la devam edebiliriz. Azra Hanım, duyuyor musun bizi? Aha, teşekkürler. Evet, sesiniz geldi. Buyurun. 20 dakika, 15 dakikamız var ama normalde bir arkadaşımız katılmadığı için 20 dakikayı kullanabilirsiniz. 20 dakika olarak. Tamam. Ekranım geliyor mu? Evet, ekranınız açıldı. Güzel. Tamam, teşekkürler. Tamam.
Katlandılar, herkese selam diyorum. Ve bizim bugünkü bildirimizin adı Türen Ava runik yazıtıdır. Ve bildiğiniz gibi Moğolistan'daki bütün runik yazıtları bulunduğu yerlerine dayanarak böylece 5 bölgelere tasnif edilmesi mümkündür. Ve bizim şimdi konuşacağımız bu Türen Ava yazıtı Batı bölgesindeki en az yazıtı olan aymaklardan birisidir. Yani bu Zahvan aymaktaki runik yazıtlardan iki tane yazıt bulundu. Ve birisi 1915 yılında bu Türen Ava yazıtı bulundu. Ondan tam 84 yıl sonra yani 1999 yılında İhusum'dan bir çatı kiremidi üzerinde birkaç karakteristik bir yazıt bulunmuştur. Tamam. Yazıt hakkında anlatsam, bu 1915 yılında bulunup Vladimir Sobey kendi ilk kopyasını yapıp bu ilk okunuşunu sunmuştur. Ama kendisi bunu yayınlanmamıştır. Bunun hakkında 1977 yılında Xinhu Bey'in yaptığı yayından öğrendik. Ve 1978, 2006, 2009 yılında Kılıçdaroğlu Bey kendi eserini yaptı ve 1990 yılında Bolt Bey kendi eserini de yani araştırmasını sundu. Ve bu önce yapılan araştırmalara, okunuşlarına bakılırsak bütün bu yazıtın okunuşları o kadar farklı olmuyor ama birkaç kelime, birkaç karakterin üzerinde bazı farklılıklar bulunmaktadır. Örnek olarak biz burada sadece bir karakter üzerinde duracağız ve biz bu yazıtının tam 2017 yılında kendimiz grubumuz gidip burada ölçüsünü ve yeniden bir el kopyasını falan yaptık ve bizim okunuşumuz da burada görünmektedir. Tamir, önceki bilim adamlarının yaptığı çalışmalarından bakılırsak, yani burada işaretle gösteren uç karakter var. Bunu bilim adamlar ayrı ayrı okumuşlardır. Yani bunu Xinhu Bey uç karakteri hepsini ki olarak okumuştur. Ama Vladimir Sobey iki harfini ki olarak bir harfini ki olarak okumuştur. Ve Kılıçdaroğlu Bey de olarak bütün harfini olarak okumuştur. Burada çıkan yani iki ayrı bir yazıt var. Birisi Alpşol diye iki kelimeden oluşan bir ibaresi var. Bunun sonra, bundan sonra iki tane damga var. Damgadan sonra yine de yazıt başlıyor. Ve bu Alpşol kelimesindeki şol diye okunan karakteri üzerinde bilim adamlarının farklı okunuşları oluşmaktadır. Ve ikinci diğer yazıtın yani ikinci yazıtının başlangıçtaki ilk kelime tüpek okunulur. Bu kelimenin son karakteri ki olarak biz görmekteyiz ve ama bilim adamları bunu olarak yoksa bütünü ki olarak görmektedir. Bundan dolayı okunuşumuz biraz farklı oluyor. Yazıttak için alt kelimesi hakkında herhangi bir tartışma yoktur. Ama ikinci kelimedeki çoğul kelimesi hakkında biz küçük bir farkları olduğunu söyledik. Ve hem de bu metne göre bahsi geçen kelimenin son harfi L'dir. L'de yazılışına göre baktığımızda B gibi. Yani kalın bey gibi görünmektedir belirtmeliyiz. Ve buralarda yani Kılıçdaroğlu Bey, Xinhu Bey'lerin yaptığı bu damganın ve karakter özelliğine dayanarak bu yazıtı Uyghur dönemine daha çok ait olabileceğini
anlatmışlardır. Ve dolayısıyla Uğur dönemine ait olan klasik yazıtlardan şiir sesi nasıl geçtiğini biz de sorguladık ve bu şeylerden, yani örneklerden bakılırsak şeyinin yerine şey ensüzü, ince sevi şey ensüzlerin yerine, ikisinin yerinde rastlamaktadır. Siz örneğine bakıyorsunuz. Hem de şey karakteri, kalın S ve Ş karakterlerinin de ikisinin yerine de rastlanmaktadır. Yani daha doğrusu buradan biz bakıyoruz ki, yani bu döneme ait yazıtlarda, Gürtürk dönemindeki rönik yazıtlardaki kalın S yerine Ş karakteri kullanılması, bu Uygur dönemindeki Uygur dil ve lehçelerinin özelliğini yansıtmış olabileceği düşüncesindeyiz. Örneğine de siz bakıyorsunuz ki sop, asra, sançmak gibi kelimeleri de hep Uygur dönemindeki yazıtlarda şeyle yazıyor. Dolayısıyla yazıttaki iki defa geçen alp şol ibaresi alp şolda olabilir, hem de alp solda olabileceğini biz düşünüyoruz ve hem de böylece bakılırsak, yani Rus bilim adamı Klyastorny Bey 1978 yılında yaptığı kendi eserinde bunu alkışol şeklinde okuduğuna rağmen 2006 yılında yayınlanan kendi eserinde bunu alkışol olarak yapmıştır. Ve belki bizim baktığımız bu özelliğine de bunu dayanarak yapmış diyebiliriz sanıyoruz. Bizim metrimizin ikinci kısmı, yani bu yazıtın yazılış yöntemini, onun özelliğine durmaktayız. Yani daha önce Nurdin Bey'in yaptığı şey bildiriyle tam ilgili olacağını düşünüyorum. Çünkü burada yazıtı tam ters olarak yazdığını çok ilginçtir. Yani daha açık ifadeyle bunu kayalığın tepesinden aşağı doğru bakılarak, yani tepesinden doğru şeyi aşağı yazmıştır. Öyle bir görünmektedir. Yani biz bu şey özelliğini öyle düşünüyoruz ki, daha önce anlattığınız gibi şey Tanrı'ya yazan bir yazıt olduğu için böylece, yani İnsanlar okuması için yapılırsa doğru yazılacaktı. Ama Tanrı tarafından onu okunursa daha şey uygun görünecek gibi özelliğine sahip olduğunu burada vurguluyoruz. Ve bu da Monstan'daki böyle, yani ters yazma ilk örneği değildir. Burada yani Bumbugur yazıtı, yani Bayağı Hongur bölgesindeki Bumbugur yazıtında yazıtı, yazıtın ikinci satırını hem soldan sağa hem de tek ince G karakteri hariç bütün harfleri aynaya çarpmış yansı gibi bir biçimde yazmıştır. Yani burada 4-5 satırlık yazıt olmasına rağmen sadece ikinci satırdaki isim için, bu İlbis İli Künçü adı için kısmını öylece şey gibi, ayna çarpı gibi, ayna yansıtı gibi yazmıştır. Hem de bundan sonraki Uğur Hanga yazıtı da var. Bu da soldan sağa doğru ayna yansısı gibi yazmıştır. Ve bazı kelimeleri böyle yansısı gibi, A kelimesi de A karakteri doğru yazılmıştır. Ve sonraki bir şey kanıt ise şey Eruv ikinci yazıtıdır. Burada soldan sağa, fakat bazı harflerin başı ters yönde görünür şekilde Ayçur bitidim yazıtını yapmıştır. Yani oyulmuştur. Tam bu yazıtın yanında olan üçüncü yazıtta şey çekiyor. Yani kökü tapa yazdım. Yani göğe taparak yazdım ibaresi de yer almaktadır. Bu da bir kanıt sayabiliriz diye düşünüyoruz. Sonuç olarak burada anlatmak istediğim tek şey var. Mozdan'daki bütün bu küçük yazıtları birer birer yine tekrar
okuması, anlamlandırması ve hem de bütün olarak onun şey etrafındaki damgaları ve yazıtları ve o kaya tasvirleri, kaya üstündeki tasvirleri de bir bütün olarak araştırmamızı yapmamız, yani bir grup, araştırma grubumuz çalışmamız gerektiğini burada vurgulamak istiyorum. Herkese teşekkürler. Evet Hoca Hanım, biz de teşekkür ederiz sunumumuz için. Azraya Hanım bizi Moğolistan bölgesinde, Moğolistan'da değil mi? Moğolistan bölgesinde bulunan bir yazıtla ilgili bilgi vermiş oldu. Bu isimlendirme, niçin böyle bir isimlendirme yapıldı? Belki biraz önce bahsettiniz ama ben kaçırdım. Dream Ova şeklindeki isimlendirmenin sebebi neydi? Bu şey, buradaki Dream Ova yani şey... Bu şey bölgedeki yaşayanlardan verilen bir isimdir. Orada zor deyince şeyin bir hayvan var ya bana hangi? Deer. İngilizcesi evet. Deer. Evet. Geyik. Geyiğin evet. Şeyini dişisini zor diyoruz da zorun evet. Diyoruz. Orada öyle evet. Şey hayvanlar evet. Vardır. Sanırım. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, şu anda diğer dördüncü katılımcımız Kayrat hocamız katılmadı. Ekrem Bey katılmadı değil mi Kayrat hoca? Hayır hocam, katılmadı. Bir talep de gelmedi. Zaten alacaktım. Evet. Hı. Tamam, Kasımcan hocam da herhalde düştü, sistemden düştü. Evet arkadaşlar, sorusu olan var mı? Birbirimize soru yöneltebiliriz. Ben bir katkıda bulunabilir miyim? Tabii buyurun, buyurun. Süremiz var çünkü. Şimdi Azaya hocamıza çok teşekkür ederim. Bu Zirinova yazıtı önemli bir yazıtlardan. Özellikle Kırgızlar için önemli diyelim. Evet. Çünkü Klaştorni bu yazıtın bir köpek, Alpsol adlı bir Kırgız elçisine yazıldığını söylüyor da. Şimdi oradaki S harfi diyorsunuz ya, S. Alp sol kelimesindeki sığ harfi, o Yenisey yazıtlarında her zaman kalın ünlülerine geçen sığ sesini gösteriyor. Sığ sesini gösteriyor. Bundan dolayı Klaştorni o Zirinova yazıtının Yenisey yazısıyla, yani Güney Sibirya'daki Yenisey yazıtlarına benzediğini söylemiştim. bu hakkında görüşünüz ne olduğunu bilmek istiyorum. İkincisi Köke tapa bitirdim dediniz ya, o bir yazıttaki. Oradaki tapa doğru demektir. Yani Göktürkçe'de biliyorsunuz doğru. Yani göke doğru, göge doğru yazdım. Yani tapa taparak değil, göge doğru yazdım. Yani siz dediniz ya bu Tanrı'ya yazılmıştır diye. Bana göre onu gösteriyor ve tam o sizin dediğinize uyuyor. Yani ben de o şekilde düşünüyorum. Yani o dikkatimi çekmişti tapa kelimesi. Çünkü orada... tapmak o anlamda olmamalı diye düşünüyorum tabii ki. O benim görüşüm. Sizin de aynı şeyi paylaşıyoruz demek ki. Evet, buyurun. Tamam, teşekkürler. Birincisi ise o şey harfi var ya, kalın S harfi. O harfi Uygur dönemindeki klasik yazıtlarda hep S harfinin yerini tutmaktadır. Yerini tutmaktadır. Hem de ben de öyle düşünüyorum. Yani bizim Moğolistan'ın şey batı bölgesindeki çoğu yazıtlar, Yenisey bölgesindeki yazıtlara harf şekli falan öyle özelliğine aynı şekilde görünmektedir. Çok vardır. Hem de en sonraki o kökü tapan da olabilir. Ben de öyle yani kültüğünde de oraya tapa şey söyledim evet. Falan çekiyor ya, onu da düşündüm ama kendim şey ileri sürdüm bu şey düşüncemizi şey düşüncemizin bir şey kanıtı olduğunu da daha çok güçlendirmesi için bunu da öyle yani Tanrı'ya yazdım deyince tam taparak gibi anlamına geldiğini düşünerek öylece koydum. Yani onu bir değerlendirseniz diye olacak yani tapa kelimesini hocamın dediği gibi onu tekrar bir değerlendirmenizde fayda var yani. Evet arkadaşlar, herhalde burada toplantımız, oturumumuz tamamlandı. Başka da bir soru veya eklemek istediğimiz herhangi bir şey var mı arkadaşlar?
Yoksa burada tamamlayabiliriz. Ekrem Bey, biz süremizi tamamlamadan oturumumuz tamamlanmış oldu. Evet, bu şekilde toplantıyı kapatıyorum arkadaşlar. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Bildirilerimiz zaten daha sonra elektronik ortamda yayınlanacak. Evet, teşekkür ederiz. Hoşça kalın.